Newton fiziği, hiçliğin aslında var olmadığını açıklığa kavuşturmaya başlamıştır. Öyle ki vakumlar bile çok küçük elektromanyetik dalgalanmalarla doludur. Bu yeni araştırma, maddesel dünyanın en küçük düzeyde iş başında olan tuhaf kuvvetleri anlamaya başladığımızın ileri bir kanıtıdır. Mükemmel bir vakumda, maddeden tamamen arındırılmış bir yer üzerine bir kuvvet uygulayamaz. Ancak son yıllarda kuantum fizikçileri vakumların aslında ışık partikülleri olan fotonlarının aktivitesine müdahale edebilen ve nesneler üzerinde ölçülebilir bir kuvvet uygulayan küçük elektromanyetik dalgalanmalarla dolu olduğunu göstermişlerdir. Buna Casimir etkisi denir. İletken, yüksüz iki levhanın birbirine paralel biçimde boşlukta konumlandırıldığını düşünelim. Klasik elektromanyetik kuram levhalara net bir elektriksel kuvvet etki etmeyeceğini söyler. Ancak gerçekte durum çok daha farklıdır. Kuantum elektrodinamiği kullanılarak yapılan hesaplar, levhalara Casimir kuvveti olarak adlandırılan bir kuvvet etki edeceğini söyler ve bu tahmin deneylerle de doğrulanır. Kuantum mekaniği, boş uzayın aslında sürekli olarak var olup yok olmakta olan sanal parçacıklarla dolu olduğunu söyler. Kuantum elektrodinamiğinde elektrik yüklü parçacıklar sanal fotonlar aracılığıyla etkileşir. Yüksüz levhalara etki eden Casimir kuvveti de sanal fotonlarla levhalar arasındaki etkileşimden kaynaklanır. Casimir kuvveti, levhalar arasındaki mesafe makro büyüklükte olduğunda çok zayıftır. Ancak levhalar arasındaki mesafe azaldıkça kuvvet giderek büyür. Öyle ki mesafe 10 nanometre, metrenin 100 milyonda biri olarak düşünebilirsiniz, civarına düştüğünde levhalara etki eden Casimir kuvvetinin büyüklüğü bir atmosfer basınç altında levhalara etki eden mekanik kuvvetle karşılaştırılabilecek düzeydedir. Sadece iletken cisimler arasında değil, yalıtkan cisimler arasında da Casimir kuvvetleri vardır. Kuvvetin itici mi yoksa çekici mi olduğu cisimlerin türüne ve biçimine göre değişir. Casimir kuvveti ile ilgili önemli bir gelişme yakın zamanlarda yaşanmıştır. Geçmişte özdeş, bileşimi, büyüklüğü ve biçimi aynı, iki cisim arasında Casimir kuvvetinin her zaman çekici olduğunu söyleyen bir teorem vardı. Ancak Quinck-Dong, Jing-Yang ve Frank-Wilczek bu teoremde bir eksiklik tespit etti ve bazı durumlarda özdeş cisimler arasındaki itici Casimir kuvvetlerinin ortaya çıkmasının da mümkün olduğunu gösterdi. Araştırmacılar Physical Review B dergisinde yayımladıkları makalelerinde cisimlerin arasındaki boşluğun kiral, farklı polarizasyonlara sahip fotonlarla farklı biçimde etkileşen bir malzeme ile doldurulduğu bir durumu ele alıyorlar. Farklı polarizasyona sahip sanal fotonlar kiral malzeme içinde farklı hızlarla hareket ediyor ve bu durum Casimir kuvvetine farklı oranda katkıda bulunmalarına sebep oluyor. Araştırmacıların yaptığı hesaplar, böyle bir sistemdeki Casimir kuvvetinin cisimlerin arasındaki mesafeye bağlı olarak çekici ya da itici olabileceğini gösteriyor. İtici kuvvetin büyüklüğü sıradan bir sistemdeki çekici kuvvetin 3 katına kadar çıkabiliyor. Araştırmacılar ayrıca harici manyetik alanların varlığında Casimir kuvvetinin büyüklüğünün değişeceğini de gösteriyorlar. Bu durum manyetik alanlar yardımıyla Casimir kuvvetinin büyüklüğünün kontrol edilebileceği anlamına geliyor. Şimdi burada polarizasyon nedir sorusuna bakalım. Işık ışınları beraberlerinde elektrik ve manyetik alan taşır. Polarizasyon, elektrik ve manyetik alanların hareket sırasındaki dönme yönlerini ifade eder. Bu etki, yani Casimir etkisi, önce fizikçiler tarafından 1948'de tahmin edilmiştir. Şimdiki zamanlarda yeni çalışma, bu etkinin hayal ettiklerinden daha güçlü olduğunu göstermiştir. Casimir etkisi sadece kuantum ölçeğinde ölçülebilir. Ancak gitgide küçülen teknolojide
Mühendisliğe başladığımızdan beri bu kuantum etkilerinin tüm her şeyi büyük ölçüde etkileyebileceği açıkça ortaya çıkmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki New Mexico Üniversitesi'ndeki baş araştırmacı Alejandro Mayachavas şu açıklamayı yapmıştır. Bu çalışmalar önemlidir çünkü bu tür kuvvetlerin her şeye hakim olabileceği çok küçük boyutlara ulaştığımız nanoteknolojiler geliştiriyoruz. Bu kasimir kuvvetlerinin var olduğunu biliyoruz. Bu yüzden yapmaya çalıştığımız şey bu kuvvetlerin çok küçük parçacıklar üzerindeki genel etkisini bulmaya çalışmaktır. Ekip kasimir kuvvetlerinin nanopartikülleri daha başka nasıl etkileyebileceğini bulmak için vakumda düz bir yüzeyin yakınında dönen nanopartiküllere ne olduğunu incelediler. Buldukları şey kasimir etkisinin aslında bu nanopartikülleri yanal olarak itebileceğiydi. Hatta bu partiküller yüzeye değmese bile. Bu biraz tuhaf ama bunu şöyle düşünün. Sürekli olarak foton bombardımanına tabi olan bir yüzey üzerinde dönen küçük bir küreye sahipsiniz. Fotonlar kürenin dönüşünü yavaşlatırken aynı zamanda kürenin yanal yönde hareket etmesine neden olmaktadırlar. Eğer levhalardan birini uygun bir frekansla ileri geri hareket ettirirsek, levha oluşan sanal parçacık çiftlerinden biri diğer eşiyle bulaşmadan onları ayırabilir. Bu gerçekleştiğinde geriye kalan parçacığı yok edecek anti parçacık artık bulunmadığından ömrüne gerçek bir parçacık olarak devam eder. Aslında bu da yoktan parçacık var etmek gibi düşünebilirsiniz. Çünkü levhayı hareket ettirirken zaten sisteme dışarıdan bir enerji eklemiş oluruz. Ancak bunun için levhayı neredeyse ışık hızında hareket ettirmek gerektiğinden dinamik kasimir etkisini bu şekilde gözlemlemek şu an için imkansız görünüyor. Bu yazıda ayrıntısına girmeyeceğim ancak belirtmekte fayda gördüğüm bir çalışma var. Bu da 2011 yılında Chalmers Teknik Üniversitesi'nde süper iletken devreyle yapılan deney sonucunda dinamik kasimir etkisinden doğan fotonlar gözlenmesi üzerine bir çalışmadır. Sanal fotonları gerçeğe çevirmek yalnızca bilim insanlarınca laboratuvarlarda, yapay ortamlarda yapılan bir şey değil. Evrende belki de evrenin en esrarengiz oluşumlarında yani kara deliklerde de bu davranışı görmek mümkün. Kara deliklerin olay ufkunda oluşan sanal parçacık çiftlerinden bazıları bazen çiftin birini kara deliğin muazzam kütle çekimine kaptırır ve gerçek bir parçacığa dönüşerek yoluna devam eder. Oluşan bu yeni parçacık, gerçek parçacığın enerjisi de kara deliğin kütlesinden karşılanır ve bu olaya Hawking radyasyonu ışıması da olarak bilinir. Bu kara deliğe kütle kaybettiren bir olaydır. Ancak çok yavaş bir süreç olduğundan kara delikler ömürleri boyunca bu şekilde kaybettiklerinden çok daha fazla madde kazanırlar. Ancak ne yazık ki kara deliklerin bu şekilde kütle kaybettiği henüz gözlemlenememiştir. Evet, değişik bir kuvvet ve etkiden bahsetmeye çalıştım sizlere. Burada kasimir etkisine ek bir bilgi olarak şunu söyleyebilirim. Kara delikler özellikle burada yine çok büyük rol oynuyor. Kasimir etkisinin belki de en çok yaşandığı yer olarak düşünebilirsiniz kara delikleri. Şu an tabii ki bunlar tamamen teori. Yani kara deliklerde olması mümkün diye düşünülüyor ama mantıklı düşünceler ve teoriler altında baktığımızda evet olabilir. Çünkü Hawking ışımasında da bu durumu neredeyse betimler nitelikte ve burada da bahsettim zaten size. Kasimir etkisi yani hiçlikten bir kuvvet oluşturma gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani hiçlik kuvveti gibi düşünün. Yoktan var olan bir kuvvet gibi algılayabilirsiniz. Tabii ki hiçlik ya da yokluk gibi ya da değişik bir şey duyduğunuzda hemen kuantum fiziği devreye giriyor. Bu kasimir etkisi de yine kuantum mekaniğinin içine giriyor bu nedenle.
Değişik bir etkiydi ve sizlerle böyle paylaşmak istedim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız.